Değerli takipçilerimiz, CRI Türkiye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz güvenlik paradigmaları olacak. Dünyada özellikle Rusya, Ukrayna, daha doğrusu Rusya ile Batı arasındaki Doğu Avrupa'daki kriz ortamından sonra güvenlik paradigmalarını daha fazla konuşur olduk. Madde madde ayrıntılandırmaya da çalışacağız. Uzun süredir zaten bu konuyu birlikte takip ettiğimiz gazeteci yazar Mehmet Ali Güller hattımızda. Merhabalar Sayın Güller, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi ben bir kendimce bir dört madde çıkarmaya çalıştım. Kısa kısa onları bir söyleyeyim. Bu güvenlik paradigması meselesi önemli. Çünkü dünyada güvenliğe ilişkin, daha doğrusu adı güvenlik örgütü olan ama içeriği öyle olmayan bir NATO var elimizde ve ABD liderlik ediyor buna. Temel amacı da NATO'yu genişletmek. Hatta 6. dalga genişleme için de bir takım girişimleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin, bunu biliyoruz. İkincisi, NATO'yu da kapsayan yeni bir transatlantik çatı kurma yönünde yine Amerika merkezli bir girişim olduğunu görüyoruz. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Üçüncüsü de Rusya ve Çin yönetimleri tarafından dile getirilen güvenliğin bölünmezliği tezi var. Bunu da son dönemde çok fazla konuştuk. Dördüncü madde olarak da dikkatimi çeken Avrupa'nın stratejik özellik arayışları var. Bunu da son 6-7 aydır daha fazla, daha sık üzerinde duruyoruz. Bu dört madde ilk elde aklımıza gelen konular. Anlayabildiğim kadarıyla önemli bir arayış var. Çünkü çatışmalar bitmiyor, göç dalgaları, büyük krizler ve çok daha kötü bir yere doğru dünyadaki güvenlik ortamının gideceğine yönelik bir endişe de var. Ne dersiniz? İsterseniz bir genel görüşünüzü verin bu konuda. Daha sonra da Çin'de önemli bir, Asya'da önemli bir toplantı var, ona geçeceğiz. Yani bu meseleye en sıcak haber olarak eski İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in açıklamasıyla başlayalım. Dilerseniz Jeremy Corbyn bugün bir konuşmasında çok açık bir şekilde şunu söyledi. Eğer dünya barışı istiyorsak bunun yolu NATO'nun feshedilmesinden geçiyor dedi. Yani bu güvenlik paradigmasının merkezinde de olması gereken bir şey. Dünya eğer barış içinde olacaksa önümüzdeki yıllarda NATO'nun hakikaten feshedilmesi gerekiyor. Bu örgüt Soğuk Savaş boyunca 16 üyesiyle sürdürdüğü Sovyetler Birliği'ni çevreleme, kuşatma işini devam ettiren ve Amerika'nın bunu adım adım Avrupa'nın Avrupa üzerindeki hegemonyasını sürdürmenin bir aracı olarak Avrupa güvenlik mimarisini inşa etmenin ve Rusya'ya doğru Doğu Avrupa ülkelerine yerleşmenin aracı olarak dahası henüz adı NATO olmasa bile Çin başta Asya ülkeleri tarafından küçük NATO'lar olarak değerlendirilen işte AUKUS gibi yapılarda olduğu bir durum var. Dolayısıyla bunlar arttıkça, bunlar çoğaldıkça şimdi işin içine İsveç ve Finlandiya'yı da katarak NATO'yu daha da genişletmek gibi perspektifler devam ettiği müddetçe dünya barışı haliyle hayal olacak. Bu bakımdan eski İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in dünya barışı için NATO'nun feshedilmesi gerekiyor tespiti oldukça önemli bir tespit. Umarız bu Batı ülkelerinde daha fazla yaygınlık kazanan bir görüş haline gelir. Şimdi Ukrayna düzleminde tabii şu anda bu mücadelenin sürdüğü yer orası esas olarak ve orada güvenlik paradigması mücadelesi diyebileceğimiz alanda da bir mücadele var. Ne oluyor? Aslında temel konu şu. Yani Avrupa güvenliğinin mimarisi nasıl şekillendirilecek? Bugüne kadarki süren yaklaşım Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra NATO'nun işte Yugoslavya'yı 8'e bölerek, Çekoslovakya'yı 2'ye bölerek, adım adım Doğu Avrupa ülkelerini bünyesine katarak şimdi de yönünü iyice İskandinav ülkelerine ve Karadeniz'e dahil ederek Rusya'yı iyice daraltan, buna merkezden Ukrayna cephesi üzerinden bir saldırganlık yürüten bir pozisyondaydı. 24 Şubat'ta zaten Rusya bu saldırganlığa yanıt vermişti. Şimdi bu paradigmayı sürdürmeye çalışıyor Amerika. Bunu daha da ilerletmeye, NATO'yu daha da genişletmeye. Şu anda NATO 30 üyeli. Ama bunu 36 üyeye çıkarmaya çalışıyor. Yani Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Bosna Hersek, İsveç ve Finlandiya'yı da koyarak böyle İskandinavya'dan ta böyle Kafkasya'ya kadar uzanan Rusya'yı kuşatan halkayı
biraz daha daraltarak Moskova'ya yanaştırmaya çalışan bir hat izlemeye çalışıyor. Şimdi bunun dışında Avrupa'nın güvenlik mimarisini açısından ikinci bir görüşte Avrupa içinde, Batı içinde Almanya ve Fransa'nın temsilciliğini yaptığı ve Rusya'ya rağmen değil, Rusya'yı da dahil ederek, Rusya da sonuçta Avrupa ülkesidir, onu da dahil ederek bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi gerektiğini ortaya koyan görüşler var. Bunun bir tezahürü olarak da senin maddeler arasında sıraladığın stratejik özellik zaten bunun bir sonucuydu. Hem Almanya hem Fransa aşağı yukarı 2016'dan bu yana Rusya'yla hatta Çin'le ilişkilerini Amerika'dan bağımsız geliştirmenin bir fikri zemini olarak bir stratejik özellik koymaya çalıştılar. Amerika'dan daha özerk olan, Amerika'dan bağımsız ilişkiler yürüten bir Avrupa inşa etmeye çalıştılar. Bunun fiili tabii nasıl olacağı ordusu olup olmamaya bağlı. O nedenle Avrupa Güvenlik Konseyi, Avrupa Ordusu gibi kurumların da inşasının gündemde olduğu durumlardı. NATO genişlemesinin bir nedeni olarak ortaya çıkmış Ukrayna krizi bu girişimleri bir ölçüde frenledi diyebiliriz şimdilik, ama netice itibariyle Avrupa eğer Avrupa olacaksa, Amerika'dan bağımsız hareket edecekse bu yolda ilerlemesi gerekecek. Bu tartışma sürecek Avrupa içerisinde. Şimdi Rusya'nın temel yaklaşımı da bu. Rusya da başından itibaren diyor ki Avrupa'nın güvenlik mimarisini bana rağmen, benim güvenliğime rağmen bir güvenlik olarak inşa edemezsiniz. Güvenliğin bölünmezliği ilkesini uygulayalım, hep birlikte uygulayalım diyordu. Aslında NATO'ya ve Amerika'ya Aralık 2021'de Moskova yönetiminin gönderdiği o 9 maddelik taslak anlaşması da bu esasa dayanıyordu. Güvenliğin bölünmezliği ilkesinde bana güvenlik garantileri verin. Benim güvenliğime rağmen güvenlik inşa edemezsiniz diyordu. Şimdi tartışma artık burada yürüyecek. Yani Amerika, Almanya ve Fransa ile Rusya'nın birbirine yakınlaşan güvenlik anlayışını sürmesine müsaade edecek mi, etmeyecek mi? Ya da tersinden Rusya ve de Almanya ile Fransa Amerika'nın NATO üzerinden yürüttüğü faaliyetlere rağmen kendi coğrafyasının güvenliğini kendileri alabilecek mi, alamayacak mı? Önümüzdeki yıllar bunun mücadelesi olarak sürecek. Şu anda Ukrayna krizi de aslında bunun mücadelesi olarak sürüyor. Burada araya girmiş bir yeni yaklaşım var. Yeni bir Amerikan güvenlik yaklaşımı var. O da şu. Yani Batı ile Rusya arasına, Batı Avrupa ile Rusya arasına liderliğini İngiltere'nin yaptığı bir küçük Avrupa ittifakı inşası. Bunu zaten 24 Şubat'tan önce fiilen kurmuşlardı. 3 ülke, İngiltere, Polonya ve Ukrayna küçük ittifak olarak bir ittifak kurmuşlardı. Şimdi onu Baltık bölgesindeki Estonya, Litvanya, Letonya gibi ülkelerle, olabilirse sonrasında İsveç ve Finlandiya ile, aşağıya doğru da Karadeniz ülkeleri olan Romanya ve Bulgaristan'la ve tabii bir iyi bir askeri güç olarak NATO içinde güçlü bir askeri yapısıyla Türkiye'nin de dahil edildiği bir yeni Doğu Avrupa, Ukrayna, Polonya merkezli, İngiltere'nin koordine ettiği, Türkiye'nin de askeri gücüyle dahil olduğu bir yeni Avrupa içinde Avrupa ittifakı inşa etmeye çalışıyorlar. Yani bu aynı zamanda Rusya ile Amerika arasında bir mücadele, ama Avrupa'nın da kendi içinde bir kırılma ve mücadeleye dönüşen bir durum yaratıyor. Genel tablo bu. Tabii bu tablonun karşısına bugün Çin önemli bir küresel güvenlik inisiyatifi açıkladı. Onun istersen maddelerine ben geçmeden sen nerede nasıl ilan edildiğine dair dinleyicilerimize kısa bilgi ver. Ben sonra bu küresel inisiyatifle ilgili değerlendirmemi yapayım. İşte Asya'nın da Davos olarak bilinen bir toplantı var. Her yıl yapılıyor bu toplantı. Boğa Asya yıllık konferansı olarak geçiyor. Çin lideri Xi Jinping bu toplantıda konuştu, açılışında konuştu ve küresel güvenlik inisiyatifi önerisinde bulundu Çin lideri. Daha önce de küresel kalkınma teklifinde bulunmuştu. Uyum içerisinde
dünyanın ve insanlığın ekonomik kalkınmasının da sağlanmasına yönelik bir teklifi vardı Çin Halk Cumhuriyeti'nin. Bu sefer küresel güvenlik inisiyatifi teklifin, önerinin, çerçevenin çatı adı bu diyebiliriz. Bunun tabii alt maddeleri var. Ekonomik ayaklarından bahsediyor Çin lideri Xi Jinping. Ülkelerin eşitliğinden bahsediyor, işbirliğinden, hukukun üstünlüğünden bahsediyor. Bu noktalara vurgu yapmış. Ekonomik koordinasyona yine dikkat çekiyor ve tedarik zincirleri meselesi çok ciddi ekonomik buhranlara yol açtı son 2 yıldır. Burada da istikrarın sağlanması yönünde bir teklifi var. Xi Jinping'in konuşmalarına bakıldığında sadece bir güvenlik paradigması olarak değil, aynı zamanda altının sosyal ve ekonomik bazı maddelerle de doldurulduğu veya daha da geliştirilebileceği bir öneri olarak gözüküyor. Durum bu. Aslında biz şunu da konuşuyorduk daha önceden. Olimpiyat oyunlarının açılışında da Rusya ve Çin liderleri dünyaya bir bildiri yayınlamışlardı. Şimdi bir de bu öneri geldi Çin Halk Cumhuriyeti'nden. İsterseniz bu ikisini birlikte yorumlayalım. Evet. Şimdi bu tabii Boğa Forumu'ndaki açıklanan küresel güvenlik inisiyatifi ya da küresel barış inisiyatifi adına her ne dersek tam da Ukrayna merkezli yürüyen bu sürecin içinde Çin'in liderlik alarak yeni bir dünya düzeninin inşasında önemli bir inisiyatif aldığı bir çıkış oldu. Şimdi benim gördüğüm Xi Jinping'in açıklaması, yani bu küresel güvenliğin nasıl inşa olacağına dair değerlendirmesi 5 sütunun üzerinde yükselen bir inisiyatif. Şimdi bunlardan birincisi güvenlik işbirliği içinde ortak savunulmalı görüşü. Yani bir küresel güvenlik olacaksa bunun işbirliği içinde ve bütün dünya ülkelerinin ortaklığı temelinde savunulması gerektiğini söylüyor. Xi Jinping'in açıkladığı küresel güvenlik inisiyatifinin üzerinde yükseldiği ikinci sütun egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı. Bu zaten eski düzenin de çok temel aldığı, aslında Viyana 1815'ten bu yana var olan bir temel anlayış. Sıklıkla da çiğnenen fakat, bir anlayış. Oldukça da çiğnenen bir anlayış, evet. Amerika'nın Beşli Güvenlik Konseyi'nin kararlarını bile yok sayarak geçmiş yıllarda yaptığı bu egemenliği ve toprak bütünlüğünü tanımayan işgal faaliyetleri, onlarca faaliyet var. Şimdi bu nedenle Çin kendi küresel güvenlik inisiyatifini açıklarken bunun içini biraz doldurmuş. Birkaç madde var, önemlerini sayayım. Bir kere şunu söylüyor, yani iç işlerine müdahale etmemeyi kesin şarta bağlayan bir yaklaşım ve toplumsal sistem tercihine saygı. Bu çok önemli. Çünkü Amerika'nın bugüne kadar egemenlik ve toprak bütünlüğünü hiçe sayarken ki kullandığı araç, kullandığı gerekçe, bahane, adına ne derseniz deyip hep toplumsal sistem konusuydu. İşte diktatördü, demokrasi yoktu, oydu, buydu, falandı, filandı. Şimdi Çin diyor ki bunun uygulanabilmesinin yolu o ülkenin, o halkın hangi toplumsal sistemi tercih ettiğine bütün dünyanın saygı duymasıyla mümkündür. Benim dayattığım tırnak içinde demokrasi, başkasının tercih edip etmemesi onun kendi egemenliğinde olmalı. Benim tercih ettiğim bir sistemi kabul etmiyor diye benim onun toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı bir müdahalede bulunmamın önünde engel olmalı bu sistem diyor. Hakikaten bu önemli. Yani bu, çünkü bizim özellikle Irak işgalinden bu yana çok tartışılan bir kavram. Yani insan hakları, demokrasi, bunlar emperyalizmin kullandığı, içini boşalttığı değerli kavramlardı ama içini boşalttığı ve savaşın gerekçesi haline getirdiği kavramlardı. Şimdi Çin buna karşı bir toplumsal sistem tercihine saygı diye önemli bir barikat kurmuş oluyor. Yine Xi Jinping'in küresel güvenlik inisiyatifinin üzerinde yükseldiği üçüncü sütun ise demin konuştuğumuz o güvenliğin bölünmezliği ilkesi. Bu ilkenin mutlaka ve mutlaka uygulanması gerektiğini söylüyor Çin Devlet Başkanı. Bu tabii şöyle formüle ediyor: kendi güvenliğini başkasının güvensizliği üzerine inşa edemezsin. Yani tersi de doğru, bu hali de doğru.
başkasının güvenliği senin güvensizliğin ya da senin güvenliğin başkasının güvensizliğinin üzerine inşa olamaz. Dördüncü sütun, Çin'in küresel güvenlik inisiyatifinin üzerinde yükseldiği dördüncü sütun, krizlere karşı barışçıl çözüm ve tek taraflı yaptırımlara hayır durumu. Bu da aslında Ukrayna meselesiyle Batı'nın tek taraflı yaptırımlara başladığı ve Rusya'yı yalnızlaştırmaya çalıştığı sürece bir yanıt niteliği de taşıyor. Çin böylelikle tek taraflı bu tip yaptırımların dünya barışını, dünya güvenliğini, küresel güvenliği tehdit eden bir durum olduğunu ortaya koyarak bunun karşısında olunması gerektiğini söylüyor. Kendi güvenlik inisiyatifini açıklarken bunu bir temel ilke olarak koymuş oluyor. Son görebildiğim önemli ilke de küresel sorunların, yani iklim, terör vesaire konuştuğumuz bütün küresel sorunların beraberce göğüslenmesi, beraber sorumluluk alarak göğüslenmesi gereken bir mesele olduğunun altını çiziyor. Tabii başka ilkeler de var. Değerli izleyicilerimiz Gökhan Göçmen'in belki birazdan yayınlanacaktır CRI Türk sitesindeki geniş haberinden diğer ilkeleri de öğrenirler. Oldukça önemli, okumalarında büyük yarar var. Fakat ben şimdilik ajanslara düşen metinlerden bu 5 sütunun esas olarak bu güvenlik inisiyatifinin temelini oluşturduğunu söylemiş olayım. Oldukça önemli bu girişim. Önümüzdeki yılların, hep söylüyoruz, yani Amerika'nın, Avrupa'nın, Rusya'nın, Çin'in ve Hindistan'ın 5 büyük merkez olarak kendi aralarındaki rekabet ya da kendi aralarındaki işbirliğe göre bir yeni dünya düzeninin şekilleneceği, 21. yüzyılın ikinci çeyreğine bu beşlinin mücadelesinin damga vuracağını söylüyoruz. Bu inisiyatif alma, küresel barış, küresel güvenlik inisiyatifi alma da bunun dünya adına, hele de gelişen Doğu ve Güney ülkeleri adına, onların barışçılığı adına önemli bir girişim olduğunun altını çizmiş olalım. Sayın Güller, çok teşekkür ediyorum. Bugünlük tamamladık. Önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren tekrar dünya siyasetini konuşmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet değerli dinleyenlerimiz, gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikteydik. Bugünkü konumuz ise dünyadaki güvenlik paradigmalarıydı. Asya'dan gelen yeni teklifi de bugün konuşma imkanımız oldu. Önümüzdeki günlerde, bu haftalarda daha fazla konuşacağız. Çin'in küresel güvenlik inisiyatifi teklifini diyelim ve şimdi kısa bir ara gidelim.